Düşünün, çok eski bir karaktersiniz. Sizi Jack Kirby yaratmış. Ve hani sonra gidip Zack Snyder diye bir yönetmen bütün tasarımınızın içine ediyor. Ne Hallelujah diyorum. Ne diyeceğim ya? Öyle la. düşünürdünüz? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Artık göğsümde bir omega işareti var. Ay. Bu senin saçma sorun muydu? Ne bileyim, hani bunu artık başlamış olalım dedim. Çok Yani. hazırlıksız yakalandım bir Fark ettim. Ne kadar oldu? 4 ay oldu mu? En son bir podcast yapalım. Mart gibiydi işte ya. Hızlı mı geçti, yavaş mı geçti? Onu da çok anlamadım ben ya. Nasıl geçtiğini Yavaş. hatırlamıyorum yani çok Yavaş. fazla. Ben çok rahat söyleyeyim ki yavaş geçti. Çok uzak gözüküyor şu an geri dönüp baktığında. En son bu arada Nisan 17'ymiş. Karantinada yapmıştık ya. Evet, Ya Nisan. bu öneri Evet. şeyleri yaptığımız serisi yaptığımızda. Zaten o yani podcast çekmeye değer bir gündemde oluşmadı hiç. Sinema yönünde, dizi yönünde, çizgi roman yönünde. Aynen, Durduğu çünkü her tüm şey, bütün her şey durduğu için dünyada. aynen. Ya bence bu DC'nin bayağı bir başarılı bir girişimi oldu gibi geliyor bana. Bu DC fandom. Peki başarılı Öyle. mıydı sizce? Öyle. Ya Yani bir de event şey şimdi. tarzı olarak bence başarılıydı. Yani çünkü bütün gündemi tek başına kendi bir markan altında birleştiriyorsun. Herkes senin içeriklerini konuşuyor birkaç gün boyunca. Comic-Con'da olduğu zaman mesela bir gün DC'nin bir şeyini konuşuyorsun, bir gün Marvel'ı konuşuyorsun, bir gün Fox'tan falan bir başka bir yerden bir haber geliyor. Yani Aynen. ellerindeki şeyi iyi kullandılar bence. Bunları böyle bir event yapmadan tamamen haftalık haftalık duyurabilirlerdi. Yani o zaman da çok bir şey yaratmazdı bence. Ses yaratmazdı çok. Yani bir Sony Microsoft konferansları kadar hani iyi olmasa da geçen Haziran ayındakiler gibi ve neredeyse çıkaracakları her içerik bir saat önce Twitter'a düşmüş olsa da Bence yayınlanmadan onun da önce. bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Hype'ı var. Ha şey mi, zaten ne göreceğini biliyorsun. Bakalım hadi şimdi yönetmen falan ne diyecek. Yani biraz öyle. Hem de şey var. Yani düştü mü düşmedi mi şeyi var, beklentisi var. Ne göreceğini tam bilmiyorsun sonuçta. Yani ben mesela Batman'den fragman gelmez, Suicide Squad'dan fragman gelir diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. Çünkü Batman'in %25'ini falan çekmişler daha. Prodüksiyonun %25'i tamamlanmış. Suicide Evet evet öyle Squad'ın bir tüm muhabbet var. ekipleri bitti. Ama Suicide Squad'dan sadece kamera arkası görüntüsü geldi. Batman'dan fragman geldi mesela. O yönden de biraz beklenmedik oldu. De Ama Marvel Cycle'ın tamamladı ya bir nevi Endgame'de. Hani evet. biraz artık sahne bizim modu da hani yaratma açısından önemliydi bence bu DC Ya için en evet, yani azından. çünkü DC istese bunların hepsinin gidip internetten yapılan Comic Con'da da duyurabilirdi, ama hani benim etkinliğim tarzında bir şey yapması hani biraz daha hani kendisini konuşturması gibi bir hareketti. Bu arada bayağı uzun bir zaman geçtiği için bizi unutanlar olmuş olabilir. Biraz kendimizi tanıtsak mı diye düşündüm. Ben mesela hatırlamıyorum şu anda sizin kim olduğunuzu. Ben Sesleriniz tanıdık geliyor ama. muhatip. Ben Türkay. Ve unrated olarak kayıt ediyoruz bu O ikide bir zaman ne podcast'imizi. yaptığımızı onu söyleyeyim diyecektim ben de. Onu da unutmuş olabilirler. İki deney falan diye böyle. Arada bir aslında şeye çıktık. Yani Power FM Podcast Festivali'nde belki. Evet, orada temsil Aynen. edildik. Aynen. O da online'dı bu arada. Hani... Online olmayan bir şeyimiz kalmadı zaten ya Tıpkı hayatta. DC fandom gibi. Yani. Yani. Benzer. Fandom
diyorken herhalde onun event sırasına göre de gidebiliriz burada. Wonder Woman'la başlayalım. Açıkçası söylemek gerekirse yani en az ilgimi çeken panel mi diyeyim artık, içerik mi diyeyim, bu oldu benim. Ben aslında ilk filmi genel olarak daha çok beğenenler tarafındaydım ama bu filmin beni heyecanlandıran pek bir şeyini göremedim. Siz nasıl buldunuz bu fragmanı ve gelecek filmi? Ya ben 80'ler konusunda hani böyle bir şeyin üstünde 80'ler olduğu anda direkt benim için iyi oluyor. Hani o yüzden çok şey yapabilecek Ama bir değilim. gimmick olmaya başlamadı mı o ya? Ama evet yani mesela burada yani ya şöyle aslında direkt okey değil mi? Yani direkt benim için 1-0 önde başlıyor. Çünkü o dönemi yaşamayan biri olarak çok sevdiğim bir dönem. Ama yani bunda bile yani o bile hani çok şey yapmadı beni, heyecanlandırmadı. Bu arada Ya. filmin kendisi farklı olabilir. Fragmanlar beni heyecanlandıracak herhangi bir şey gösteremedi benim açımdan. Yani bir yandan aslında filmin şeyi göstermemesi gerekiyor. Hani şimdi bir Evet. yandan ya iki karakter Özdeşme var. ele İki vermemesi tane lazım. karakter var işte Maxwell Lord, Cheetah. Hani bir yandan bunları şey yapmaması gerekiyor. Hikayedeki katkılarını göstermemesi gerekiyor ama bir yandan da heyecanlandırması gerekiyor. O yüzden fragman Az yapmak çok belli aslında zor. oluyor gibi geldi bana ama bu yeni fragmanda. Ya işte tam olarak belli etmiyor. Çünkü bir anda hani bütün filmi anlatan Marvel ve Terminator fragmanları falan vardır ya. Yani onun gibi değil. Doomsday Reveal Ama değil ya, yok yani en azından. evet. Evet yani ha tamam film böyleymiş güzel deyip fragmanı kapatmıyorsun. Sen nasıl buldun Bilmiyorum mesela? ben. Çok heyecanlanmadım ben. Senin beklentilerin ne Yani Wonder Woman'a karşı? 84. ilk fragmanı çok sevmiştim. Çünkü yani New Order çalıyordu fragmanda. Bunu pek sevemedim. Bir şey çalmıyor doğru Çok düzgün. jenerik Yani bir şeydi, fragmandı bence. Ya bir ilk fragmanın katı da çok iyiydi yani. Aha, Sahne ya bu senkronizasyonu falan müzikle yani. ben açıkçası bu şeyde son frag bu yayınlanan fragmanla Tenet fragmanı falan da dahil buna. Çok bir amatörlük seziyorum nedense. Batman fragmanı hariç. Batman fragmanı bayağı iyi fragman. Yani son yılların en iyi fragmanlarından biriydi. Onun dışındaki fragmanlar böyle bayağı amatör, evde tek başına YouTube'a yapılıp yüklenmiş gibi bir şeyi de vardı. Amatörlüğü var gibi geldi bana. Bilmiyorum, Daha sen iyi fan fragmanları vardır tabii YouTube'da ki de var. eminim ona Evet, yani. tabii ki de var. Ya şey böyle stajyere yaptırıyorlarmış gibi oluyor biraz. Evet. Bu fragmanın reveal olarak verdiği yeni en böyle dikkat çeken şey Cheetah'ın görüntüsü oldu. Onu nasıl buldunuz? İyi. Yani gerçekten çok heyecanlıyım. Benim Çita beklediğim kadar kötü değil. Onu söyleyebilirim ben. ya onun üstüne bir de daha efekt falan yapılacak. Ben Evet, sadece evet. şeyi merak ediyordum hani filmde nasıl olacağını. Çita'nın işte o Ben tamamen şey Çita görünmesi. yapmasınlardan korkuyordum. O kadının adını SNL'deki teyze. evet. Söyleyeyim. Teyze de Kristen Wiig. demeyelim şimdi Tamam, de Kristen yani. Wiig. Tamam. Kristen Wiig. O onun böyle apokalips tarzı bir makyajla önümüze atılacağından çok korkuyordum. O yönden biraz daha uğraşmışlar, biraz daha yani tabii karakteri CGI yapmışlar, o belli. Yani apokalips tarzı bir yaklaşım yapmamaları hoşuma gitti. CGI sığlığı üzerinden kalkarsa bence tasarımı hoş olmuş en azından. Ya, kadın Fragmanı hoş kadın zaten de yani ama ama kadının işte kendisi fiziksel olarak stuntları yapabilecek birisi de değildir yani ya sonuçta. tabii ki şimdi Evet. yani 47 yaşında ona bir şey demiyorum da Çita şeyi de hani şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? İlk Mortal Kombat filmi vardı ya 90'larda. Onun Ben izlemedim. CGI karakterlerine falan benziyor. Ya ben şeyi düşünüyordum bu arada hani şey de yapabilirlerdi. Cheetah karakteri 70'lerde 80'lerde üstüne Cheetah kostümü geçiren bir kadındı. Evet. Hani En bu azından bir Cats filminin CGI değil yani onu. yani son dönemlerde işte tam aksine böyle insan çita karışımı bir şey şeklinde oldu. Hani öyle mi yaparlar acaba yoksa bu işte yarı insan yarı çita
olayını mı yaparlar diye merak ediyordum. Onu öğrenmiş bu oldum. Bu fragmanda mesela bu Cheetah'a dair olan bölümlerde kostüm dışında, hani görünüş dışında şey biraz filmin içeriğini ele verir gibi oldu. Belki burası biraz spoiler olabilir. Yani fragmanda gösterilen şeyler üzerinden konuşacağım. Herhangi farklı bir bilgi üzerinden konuşmayacağım ama isteyenler ileri alabilirler. Hem Steve Wonder Woman'ın ilk filmdeki yavuklusunun geri dönmesi, Chris Pine'ın karakterinin, hem de Cheetah'ın herhangi bir arzusu nedeniyle böyle bir dönüşüme uğruyor olduğunu en azından fragmanda bize verilişi. Bu diğer karakterin, Maxwell Lord. Heh, evet, o karakterin kendi gücü olduğunu pek zannetmiyorum ama herhangi bir, nasıl diyeyim, herhangi bir farklı bir ele geçirdiği bir şey sayesinde kullandığı bir güçle insanlara istediği şeyleri verebildiğini varsayıyoruz. Ve filmde bunun üzerinden gidecek ve bu geçen filmde ölmüş karakterin de bu filmde geri dönüşünün altından bu çıkacak gibi gözüküyor mesela şimdi. Bu da biraz ucuza mı kaçıyor diye bir düşündüm. Ama şey de biraz hoş. Mesela ilk filmde daha saf olan, daha etrafındakilerin farkında olmayan Diana'ydı. Bu filmde Steve olacak mesela. Karşılık bulmuşlar. Öyle bir zıtlık kurmuşlar iki karakter arasında. O belki biraz hoş olabilir ama ya böyle, nasıl diyeyim, beni çok heyecanlandıran, çok ilgimi çeken bir şey de gördüm diyemem o yönden. Yani ilk film çok etkileyici bir dönemde geçiyordu ya sonuçta. Yani güzel de kurmuşlardı, işte o trench sahnesi var ya meşhur. Atmosferi evet. Veriyor falan. Şeyi çıkar oradan, Diana'yı çıkar, Birinci Dünya Savaşı filmi diye yedirirsin yani bazı sahneleri filmin. O taktikliğini vesairesini. Ya şimdi burada o kadar ilgi çekecek ne yapacaklar? O bir soru işareti. Şimşekler de uçuyor falan. Ki bu arada ben onu anlamadım. Wonder Woman uçuyor mu, uçamıyor mu? Bunu hani Spider-Man şey yapıyor işte. Atom salınımı yapıyor. Evet ama bu kadın normalde uçabiliyor. Uçabiliyorsa niye bunu yapıyor? Ben yani filmlerde görünmez uçağı yok muydu bunun? Görünmez uçağı vardı. Aynen, önceden görünmez uçağı da vardı. İlk filmin sonunda uçmuyor muydu? İlk filmin sonunda uçuyordu bir de hakikaten ya. Bu kadın uçuyor mu, uçmuyor? Yoksa bir çağda mı duruyordu zıpladıktan sonra? O çok emin yani, tamamen random bir şekilde gökyüzüne doğru sıçrıyordu da tabii iki saniye sonrasını görmedik onun düşüşü. Nasıldı diye merak etmedim değil yani. Kuğulandan sonra böyle tamamen yere yapışması anını görmedik. Herhalde uçuyordur ya, yani bilmiyorum. Yani Superman nasıl olsa kurtarır gibi bir atlayıştı yani o. Direkt kendini fırlatıp orada. Var mı Wonder Woman'la ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey? Umarım müzikleri güzel olur. Hans Zimmer dönüyormuş galiba değil mi? Yok, ben Van Halen falan kullansınlar istiyorum o anlamda. Soundtrack Van anlamında. Falan aynen. Kalarlar artık o kadar da değildir yani. Hani son Transformers'ın bile gayet güzel bir soundtrack'ı vardı. Morrissey'dir vesairedir. Steven Nixter. Son Transformers'ın tek iyi şeyi soundtrack'iydi zaten de. Neyse. O zaman Suicide Squad'a geçelim. The Suicide Squad'a James geçelim. Pardon. The Suicide Squad. Değil mi? Böyle bir ayrım yapmışlar. Yani bizim evet. Film farklı filmdi. Baştan. Ya bizimkisi asıl Suicide Squad. Asıl gerçek aynen. Kötüler diye girmeli bence vizyona. Veya şey, öz gerçek kötüler, hakiki gerçek kötüler. Nasıl çevirecekler ki? Gerçek kötüler. Evet. Gerçek gerçek kötüler yani. Hakikaten kötüler. Çünkü yani İngilizce'de ikisinin farkının olduğunu söyleyebilirsin de başka dillerde bu ikisi aynı anlama geliyor sonuçta. O gerçek kötüler. Spesifik gerçek kötüler. Bir türlü bir sürü bunları. O da güzel. O da güzel. Yani Avengers yenilmezler hani yedik bir şekilde de bu gerçekten fecaat bir şey biriydi yani. Kahramanların Savaşı da çok kötüydü. Ama hakikaten en kötüsü gerçek kötüler. Ben filme geri dönmek gerekirse James Gunn, bilmiyorum, genellikle beğendiğim bir yönetmen ama burada da çok ilginç şeyler deneyeceği çok belli. Ben filmin kendi manyaklığını özümsemesini bayağı sevdim açıkçası gördüğümüz şimdilik materyallerden.
biraz şeye de benzettim. Bu James Gunn'ın Guardians filmlerinden önce yaptığı bir süper filmi vardı. Rain Williams'lı, Wilson'lı, Ellen Page'li falan bir tane. Böyle bayağı düşük bütçeli bir tane film. Bir tane adamın vigilante olmasını anlatıyordu. Ama bayağı böyle R-rated. O James Gunn'ın filmi mi? Aha. Aa, bilmiyordum. Evet evet. Güzel bir film o da. Yani mesela o filmdeki böyle genre ele alışının bu sefer çok daha yüksek bütçeli, çok daha kendi istediğini yapabileceği bir şekilde imkan sunulmuş gibi geliyor. Yani kadrosunda zaten kaç kişi var? Yani baktığımız zaman böyle bir 20 falan karakter var herhalde. Aynen, Suicide Squad aynen. Kadrosunda. Yani kan gövdeyi yani, götürecek gibi geliyor bana. Absürtlüğü şeyden var. Belli zaten yani. Eğlenceli bir film izleyeceğimiz açık kadrodan yani Peacemaker John Cena oynuyor yani daha absürt. Evet ya. Onu hani bir çıta olarak koymuş oraya yani bu filmden beklentiniz belli olsun diye. Şey, ilk filmin yapamadığı en önemli şey bence Suicide Squad'ın neden var olması gerektiğini hiç anlatamamışlar filmin kendisi. Yani mesela bu filmde görüyoruz ki bir diktatörü devirmek için gidiyorlar başka bir yere. Ya bu tam Suicide Squad'ın ele alacağı ama çok da nasıl diyeyim dünyanın sonu olmayan bir senaryo ya. Ya çok daha hikaye anlatıcıların elini güçlendiriyor. Ve mesela karakterlerin bol olması ilk filmdeki herkesin tehlikede olduğu hissini de bu filmde daha çok göreceğiz gibi. Mesela ilk film onu hiç başaramıyordu. Bir şey vardı. Neydi bu? Halat adam. Halat adam. Halat adam. Slipknot mıydı? Galiba. Evet. O müzik grubu da olabilir. Yani şu an aklımda olması yani. Ama hakikaten halat adam. Yani adamın olayı da her yere tırmanabiliyor falan. Yani böyle daha... Yani o adamın öldüğü zaten ilk cümlede belliydi. O adam dışında evet, filmin evet. Sonuna kadar kimse ölmedi yani. Yani şunu da belirtmek lazım tabii. Biz ilk filmi aslında izlemedik. Evet. Yani ilk filmi çektiler. Yani David Ayer ben korku filmi gibi bir şey çekiyorum dedi. Sonra bir ben 6 ay haber alamadık filmden. David Ayer'e o konuda çok fazla güvenmiyorum açıkçası. Yani o filmin tonu farklı olurdu ama hikaye ilerleyişinin çok farklı olduğunu da zannetmiyorum. Tonu farklı olurdu kesinlikle. Evet. Ama hikaye ilerleyişi ve konsept aynıydı yani sonuçta. Dünyanın sonunu engellemeye en azından şöyle iki parça var orada bahsedebileceğimiz. Jared Leto'nun bütün sahneleri reshoot yedi. Daha komikleştirmeye falan çalışmışlar. 30 dakikayı 8 dakikaya indirmişler. Bir de tabii Ben Affleck'in bir sürü sahnesi falan çıkartılmış. Bambaşka bir çorba gibi bir şey izledik zaten biz ilk filmde yani. Ama en azından Suicide Squad'da James Gunn tarzı bir yaklaşımın daha çok uyduğunu düşünüyorum. Öyle öyle. Aynen yani, aynen ve zaten öyle. DC'nin istediği de bu. Hani Suicide'ın 3 fragmanı çıktı. İlk fragman böyle bayağı karanlık bir şeyken 3. fragmanda artık böyle yani kafan çok iyiymiş ve çizgi her şey çizgi romanları da bayağı ben çizgi romanlarının çok azını okudum. Ama mesela orijinali dahil bu James Gunn'ın mesela bu panelde falan bahsettiği de var. Yani ne olduğunun çok farkında olan bir konsept aslında. En yani eğlenceli panelde onlarınkiydi bu arada. Evet. Yani James yani, Gunn'ın moderatörlüğünde. Bir Suicide Squad olan bir gruba sen çok da fazla bir ne bileyim şey yaklaşamazsın gibi geliyor. Bu çılgınlıktan çok daha farklı yaklaşamazsın gibi. Ya evet mesela... bence David Ayer'in yapmaya çalıştığı şey zaten bence mantıksızdı. Yani bunu evet. Bu filmin böyle bir yön alması gerek şey ilgimi çekti. Diye düşünüyorum. Orada mesela... bir evren oluşturabilme kafası da vardı yani. Evet. Zack'le paralel gidelim şeyine aha. Biraz kurban gitti büyük bir ihtimalle de. Ama biraz tencere kapak burada izleyeceğiz gibi geliyor yani. James Gunn tam oturmuş gibi. 70'ler savaş filmiyle James Gunn karışımı bir şey demişlerdi ya mesela. O. Öyle dedi ve izleyeceğiniz hiçbir süper kahraman filmine benzemeyecek dedi. Şimdi yani iddialı da bir laf söylüyordu. Şey dedi mesela. Ya onu her süper kahraman filminde söylüyorlar artık ya. Yani izlediğiniz hiçbir süper kahraman filmine benzemiyor falan dedi. Guardians of the Galaxy filmlerini yapmış birisinin şimdiye kadar yaptığım
açık ara en büyük film bu demesi de biraz ilginç geldi bana. Ha evet ya ama Prodüksiyon anlamında mı söyledi onu? Onu tam olabilir mesela herhalde. açamadı yani. Ya ama bir Büyük yandan ihtimalle da Elif'in öyledir. Çünkü mesela kafasını perde anlayabiliyorum. arkasını gördük ki stüdyoda çekmemişler neredeyse hiçbir sahneyi. Evet evet şey Evet. hani onu söylerken arkada böyle Apocalypse Now'ın settingine şey işte Margot Robbie falan oturttukları enteresan bir reel vardı. Yani her taraf havaya uçuyor falan. Orada söylediği için dedim hani prodüksiyonu mu kastediyor? Harley Quinn'in kostümü çok iyi değil mi bu arada ya? Harley Quinn'in kostümü direkt yani şey Arkham City kostümü. Evet. Öyle öyle. Ki kadının en çok beğenilen kostümlerinden biri. Şey yani Ya James Gunn'ın orijinal renklerin modernleşmiş kostümle birleşilmiş hali. Bence en aynen. ideali şimdiye kadar Aynen. gördüğümüz o. Yani şeydeki çok kötüydü. Ya yani önceki iki filmdeki kostüm de yani hani bu Evet. kadın çok renkli. Bakın ha falan diye tarzda bir şeydi. Hani Özellikle o. rüküşlü tamam Harley Quinn'in bir karakter özelliği olabilir ama hani bir estetik tatmin de gerekiyor bence. Ya Yani. mesela Suicide Squad'daki şeyi biraz da Margot Robbie'yi öne çıkartmak açısından biraz seks apelitesini öne çıkartmak açısından da yapılmış bir kostümdü. Mesela ben bir kostümü o kostüme yerine çok daha tercih ederim açıkçası. Hangisinde? 2016 Suicide Squad'ındaki kostümü buna mı Evet. tercih edersin? Hayır ya. Yoksa Bu şey mi o kostümü hani o kostüme tercih ederim yani. Tamam. ismi lüzumsuz uzun olan bir Suicide Squad filmi daha vardı ya. Suicide Squad and Harley Quinn vesaire diye gidiyordu. Yok o Birds of Prey diye geçiyor Suicide Birds Squad. of Prey miydi? Birds of O Prey. kadar aklımda kalmamış yani düşün O yani film. kostümü yok ama Harley'nin. Ya o Hani da, o da bir günlük kostüm işte teknik olarak. O yani günlük püsküllü mont var ya. yani. Ya bütün tanıtımlarda o vardı işte Ama yani bir şöyle mesela bir tane Comic-Con'da o kıyafeti görsen, saçı görmesen, yani saç genelde veriyor ele. O kıyafeti görsen Harley Quinn demezsin o karaktere. yani derim aslında ben ama peki. Bence denmez Birds of Prey'deki haline ya. Normal Harley Quinn'i yansıtan herhangi bir şey yok ki. Filmin Ya bak. promo fotoğrafları da olmuş dedirtiyor yani gördüğün Ya zaman o kırmızı siyah fon falan. ben şundan beridir hani artık cosplay'e şaşırmıyorum. Batman'de yeni bir karakter çıktı Punchline diye. Daha karakter çizgi romanı çıkmadan cosplay'ini yaptılar. O yüzden yani artık her şeyi hiçbir şey şaşırmıyorum cosplay konusunda. Ona alışacaksın artık. Ona yapacak bir Yani, şey yok. yani o Yani. Harley Quinn işte püsküllü Harley Quinn şey falan filan yani hiç. En azından bir hani Rocksteady'nin işlerinin filmlere yansımasının olması hoşuma gidiyor benim. Aynen. Evet. James Gunn'la ilgili de şeyi söyleyeceğim. Herif zaten hani Guardians'larda ne kadar eğlenceli ve yani çok psycho deli demeyeyim de yani böyle hafif normalin dışı olduğunu gösterdi Bir de komedi konusunda. Ama Guardians'da şeyi çok yapamıyordu. Hani burada harcayabileceği bir sürü karakter var. Orada karakter gelişimi yapıp o eli karakterleri çok canlı bağlı değil devam burada. ettirmek. Orada biraz eli Aynen burada bağlı. yani orada Harley Quinn dışında herkesi öldürebilir. Harley'i de Evet. öldürebilir büyük ihtimalle ama zannetmiyorum DC'nin öyle bir şey yaptıracağını. Ki zaten bütün geri kalan karakterler hani bayağı o tarz karakterler. Şey var ya ne kadar Kadro yalanlasa çok da saçma bir kadrosu var ya filmin. Nathan Fillion'un oynadığı ya o Öyle, öyle. şey bu. Şu DC'de Armful of Boy diye bir karakter var. Bilmem biliyor musun? Evet. Özel TD gücü kol özel gücü kolunu çıkartabilmek. Ha bunu yalanladı bu TDK arada diye soru. geçiyor. Evet TDK. millet sorduğunda o karakter o karakter mi diye sordular. Hayır dedi ama ya, o Bu arada kesin o. TDK'da şey göndermesi de olabilir. Dark Evet olabilir. Knight. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yani lütfen olsun. Yani mesela o çok saçma mesela. Hani. Arms Fall of Boy zaten isminden. Düşman, bu arada ben düşmanla ilgili aynı zamanda Starro'yla dövüşecekler diye bir şey duydum ama Evet ne kadar olabilir. doğru bilmiyorum. Olursa da hoş olur. King Shark nasıl? Neden Bakalım. olmasın var? Çok tatlış değil mi? Benim ruh halim şu an. Evet. Zaten King Shark'la ilgili iki fotoğraf gördüm. Bir tanesi o hani ufak el salladı. Öteki de adam yedi hani böyle. Adam yedi ve çıldırttı Twitter'ı tamamen. Yani Evet, en çok Twitter abi neden çıldırdı be onu anlamadım. hiçbir şekilde anlamadım ben de yani. Bu Ama
karakterin yaptığı bir şey zaten. Hani King Shark'ın çok fanı varmış yani, onun farkına vardım. Ben yani kaldırılmayacak gibi değil ya. Sonuçta köpek balığı adam diğer başka bir karakteri yutuyor yani. Abi yani gördüm bunu daha önce çizgi romanda. Neyse. Yani Jurassic Park'ta 20 sefer gördüğümüz işlemi köpek balığı yapınca mı şey aynen oldu diye. Ama Harley Quinn dizisinden sonra ben de yani karakterin hayranı oldum. Bir de ilk filmde mesela ilk filmde de böyle CGI yapabilecekleri bazı karakteri mesela şeyi. Killer Croc. Killer Croc. Oğlum ben bugün isimlerde cidden timsah almışlar geliyor aklım bak. Crocodile'lar falan diyecektim ya. Crocodile Man. Mahallenizin dostu. Crocodile Man. Ya Killer Croc'u falan makyajı güzeldi ama şey olarak anlamıyordun yani, o karakterin vahşiliğini şeyliğini falan hiç yansıtmamışlardı. Aa öyle deme öyle. 2 saatlik filmde 2 kere hırladı lütfen. Evet. Yani şey değil mi? Ona bakarsa Kaptan Boomerang da mesela 4-5 kere boomerang atıyordu. Adı Kaptan Boomerang gibi. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir boomerang kullanması gerekiyor. Ne dönüyor zaten? Yani, katana vardı ama katana kullanmıyordu. Mesela. Katana. Yani. Allah'ım çok. Aman. Ya karakterlere tek tek baktığın zaman zaten hani Polka Dot Man. Ondan sonra o kadar ben benim o filmdeki favori karakterim olabilir şu an. Onda bir şey de söylemedi bu arada, gücü ne falan yani. Abi, çok bir şeyler uyduracak ve hoşuma gidecek gibi hissediyorum ben bu filmle ilgili. En merak ettiğim film bu benim. Yani diğer fragmanlardan filmlerin ne olduğunu tam seziyorum gibi düşünüyorum. Bu filmden ha, en bilinmez olan anlamında. Evet. Yani, merak ettim. Çünkü benim en merak ettiğim mesela bu değil. Yani, tahmin ediyorsunuzdur hangisi olduğunu. Tabii canım. Yani en çok beklediğim film bu demiyorum. En çok merak ettiğim film bu. Ha, evet. Evet. Yani ne oluyor? Ne çıkacağı belli değil evet. Çünkü tam olarak. Evet. Yani. Evet. Mesela şeyde de fragmanında da öyle diyorlar ya. Yani ne olacağını hiç beklemiyorsunuz diyor ya. Ya o bir an ya bunu yönetmeni falan çok söylemesi beni çok yoran bir şey. Yani çünkü hani pazarlama için mi söylüyor, hakikaten mi söylüyor emin olamıyorsun. Ama mesela James Gunn'ın bu filmi yazdığı andaki kariyerinin durduğu yeri göz önüne alırsan kaybedeceği bir şey kalmamış derdim. Ya evet ya, bir yandan adam bir yandan en şanslı adam yani. Hani kaybedeceği hiçbir şey kalmamıştı adamın o yönden ya, yani. Komedi adı altında çok yüksek olacağını bekleyebiliriz herhalde. Evet. Adam hakikaten o konuda çok şanslı. Komedi adı altında yani, neyse hadi bu konuya girmeyeyim. James Gunn demişken paralelde bu arada beklediğim ve görmediğim bir şey de vardı benim. Ondan da başlayabiliriz. Şeyden hiç bahsetmediler. JJ'in Superman'i gelecekti ya güya. Anlaşma falan yapmıştı. Öyle ama mi? Resmi olarak açıklanan bir şey değildi ya. Daha açıklanmadım resmi olarak. O dedikoduydu ben diye hatırlıyorum. Bayağı muhabbeti dönmüştü onu. Hatta işte bu Rise of Skywalker gösterime girerken falan Warner'la anlaştı Superman çekeceksin falan. Şey de demişlerdi yani, burada açıklamadığımız ama geliştirmeyi düşündüğümüz filmler falan demişti. Warner Bros'un bu yeni yönetiminde olan birisi. Şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu da. Mesela orada da mesela belki şey ileride oldu. İleride Superman bu şimdi evrenleri tamamen saldılar ya. Yani 50 farklı evrende yani film yapacaklar, dizi yapacaklar falan şimdi. Ama hepsini Multiverse başlığı altında toparlayacaklar aynı anda. Yani filmlerin birbirini etkilemesi gerekmeyecek en azından. Orada da mesela şey diye sordular. Red Sun filmi görebilir miyiz diye. Aa, orada da şey demişler. Şey dediler mesela, eğer gerçekten bizi heyecanlandıracak bir fikirle buluşabilirsek neden olmasın? Şu anda geliştirmiyoruz ama geliştirmememiz için bir sebep yok demişti mesela. Animasyonu gibi yapmasınlar da ön koşul olarak. Yani şey açısından yani hiç tamamen geri kalan filmlerle alakasız bir Superman filmi de gelirse şaşırmam ben.
Güzel olur. Yani bu standalone çizgi romanları tek tek filme falan aktarırlarsa veya en azından ilham olarak. İşte multiverse demişken multiverse'ü işleyecek bir filmle devam edebiliriz. The Flash'le. Tamam. Ne düşünüyorsunuz geri dönen karakterler hakkında? Bazısı Benim merak ettiğim yakın geçmişten, bazısı bayağı bir 30 sene tek şey içinde. 30 yıl sonra acaba Michael Keaton kafasını sağ ve sola döndürüyor olabilecek mi? Yoksa hala bütün vücudunu mu döndürüyor? Hani Abi sağ ve sola bakabilmek için. ben Michael Keaton'ı Tek merak ettiğim şey bu arada. Başka hiçbir şey değil. ilk böyle haberi düştüğü zaman şey dedim, aa güzel işte Batman Beyond tarzında böyle mentor falan gibi göreceğiz. Yani fena olmaz, güzel olur, güzel bir cameo olur falan diye düşünüyordum. Bir art gösterdiler. Adamı direkt kostüm içine koymuşlar tekrar. Evet, yani ben çok coştum ona görünce ve şey yani direkt Batman Returns'teki bir sahneyi koymuşlar Evet. gardını almış şekilde. Evet. Dediğini diye de şunu diyeyim muhatip, yani gidip de o karakter kafayı çeviriyorsa o filmi yapmasınlar zaten. Abi ama İtiraz birisi etmesinler şey yani. demişti. Michael Keaton 70'e yakın, kaç, 68 mi 70 yaşında mı ne? Nasıl hareket edecek falan yazmışlardı. Birisi de şey demiş. Zaten hareket edemiyordu ki kostümün içerisinde, çok Ben komik. şeye bayılıyorum. Her Batman oyuncusuna hani işte bilmem ne Batman'i oynayacaklarmış, işte oynayacakmış. Bir tavsiyeniz var mı dediğinde hep ya kostümün içerisinde çişini yapabildiğine emin olsun diye söylüyor herkes. Ya onu Stan falan hallederler bir şekilde de o ufak detayı oraya koyarlarsa güzel olur açıkçası. Ne olur adam boynu döndürebilsin ya yani. Etfleyin de dönecek. Michelle Pfeiffer'ı falan da döndürseler bari yani. Ufak bir. Şeyi söylediler ya, yeni kostümü de gösterdiler Flash'ın. Flash'ın yeni kostümünü Michael Keaton Ay, güzel. Batman'i hazırlayacakmış. Yani Flashpoint hikayesiyle Flash evrenleri geziyor tarzında bir şey karıştırmışlar. Tam Flashpoint de Evet. değil bu. Hani Aynen. bakalım nasıl olacak yani, Ben bu arada yıllardır üzerinde çalışıyor yani, ilk konsepti planlandığı dönem artık çoktan çıkmış olması, çok da benim izlemiştik hani. açık, yani açık söylemek gerekirse en güvenmediğim film bu ya. Nedenini sorsak olursan senaristine hiç güvenmiyorum. Bu filmin Önceki işleri yazarı ne? Birds of Prey ve Kapat Bumblebee. kapat. Tamam. Direkt konuyu kapat yani. Hiç. Ya Birds of Prey bayağı kötüydü. Bumblebee bilmiyorum, Çok Transformers standart fetişim var yani. benim, o yüzden hani Hayır. Bumblebee'yi iyi yapan şey senaryosu değildi ki abi. Bumblebee'yi güzel yapan şey müzikleriydi yani. Evet, yönetmenin evet. Yani karakterleri ele alış şekliydi. Yoksa hikayesinde, karakterizasyonlarında falan herhangi bir ilginçlik, herhangi bir ya çok yaratıcılık düzdü. Standart bayağı hatta. Düz de değil. Light bir şey mi bekliyoruz o zaman yani? Onu ya herhalde bu nasıl bir söyleyebiliriz. standart olmaması gereken bir film gibi geliyor bana bu konseptlerle. Ama olabilecek en bayık şekilde ele almaları çok olası geliyor şu anda geçmiş işlere baktığım zaman. Ya şey ama ya hani Çernobil'in yapımcısının daha öncesi çok saçma projelerde de iş yapmasını öğrendiğimden beridir artık ben Hayır. önceki işlere göre çok Çernobil, yadırgayamıyorum. Çernobil'i yapan kişinin komedi geçmişi var. Ama adam drama yapıyor. Bu öyle bir şey değil ki. Aynı janralarda tekrar aynı filmi yapacak gibi gelir bana. Bilmiyorum Yani hani belki iyi bir şey çıkar. ihtimalleri düşününce güzel şeyler, yani güzel şey çıkabilir, çok saçma sapan şeyler de çıkıyor. Düşünsenize mesela. Çernobil'in yaratıcıları şey demişti. Biz drama ve ciddi bir hikaye anlatma fırsatını yakaladığımız için elimizden geleni yaptık gibi bir şey açıklaması vardı Ya bir onların. de HBO falan var onun başında yani. Evet. Orada ayrı mekanikler var. Şunu düşün mesela. Mesela Ben Affleck'in Batman'i Flash'la birlikte Tim Burton'ın sirk evreninin içerisinde yani. Hani çok saçma sapan bir şey de çıkartabilirsin oradan. Güzel bir şey de çıkartabilirsin. O çok belli bir şey değil. Yani çok aynen. fazla değişken var orada. Ya ama ilk Hani Suicide Squad yönetmen gibi de falan ayrıca. bir şey ortaya çıkar gibi geliyor bana. Böyle ortaya karışık. Hangi suyu? İlk Bak bu çok Suicide önemli. Ama geçiş filmini de öyle yapamazsın işte. O da bir risk yani.
Yani sen şey demiştin Sonuçta ya, evren falan. Yani bu da biraz Ben Affleck'i dahil ediyorsun, Keaton'u dahil ediyorsun. Filmin kendisinin odağı kalmayacak yani. Ve bunu ele almak kolay bir şey değil sonuçta. yani Flashpoint ağırlığında bir şey beklemeyeceğiz gibi. Yani şu ana kadar gelen şeylerden, yani ağır bir hikaye mi? Yani hiçbir şey bilmiyoruz tabii filmle alakalı. Akıl yürütmeye çalışıyoruz şu Ben bu anda da. filmin hala geleceği konusunda da emin değilim ya. Bilmiyorum. Ama Yani böyle bir şey de var. yani şunu belirtelim tabii yani öncelikle. sonuçta Yani Ben Affleck orijinal 50 kere Batman filmi yapacağını açıkladı. Gelmedi yani sonuçta. Planda bu filmin görevi şuydu. Yani işte BVS, Suicide Squad, Justice League Part 1. Part 1'den sonra Part 2 gelecekti. The Flash gelecekti. 5. bir filmle bitecekti DCU. O Cyborg'da film oradan kalma. Ana şeyi söylüyorum. Spin-off'ları falan değil. Ana DCU'nun planı buydu. Şimdi o film oradan kalma bir şey. Kaç yıllık bir proje. Şimdi bunu başka bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Ben çok güvenemiyorum ama maalesef ya. Ben Ezra Miller'ın hala projeden çıkmamış olmasına çok şaşırıyorum. Yani ben olsam adamın yerine tamam bu olmuyor deyip kariyerime devam ederdim. Yani ne bileyim, Ezra Miller da çok öyle kariyeri, Ya herkes her film için çağırmıyor Ezra Miller'ı tabii ki de ama. ya mesela Ben Yani Affleck bir zıplama Batman atması yapmasa gibi bir şey eleman için yani. iki tane başka film yaparsın birkaç senede. Yani Ezra Miller daha çok oyuncu tarafında olduğu için yani bu onun zamanını harcayan bir şey değil sonuçta. Yani yazmıyor, yönetmiyor, bir şey yapmıyor. Oyun gelirse oynarım, Yani gelmezse Gal Gadot nasıl bir zıplama yaptı Ezra Miller için de öyle bir tatlı da Ezra Miller aslında tabii onun. daha iyi bir oyuncu Gal Gadot'a göre de. Yani işte Kariyeri var da yani bir mainstream platforma atlama olayı vardır yani. Bir karakter oynayıp vesaire. Veya seviyor herif yani. O da olabilir. Bilmiyoruz tabii şimdi. bir Bu de da hiç kontratı seviyor olabilir. vardır. Kontrattan çıkamaz. Kontrat o da var. Yani pek çok şey bir araya geldiği zaman zaten fikir çıkıyor ortaya da. Yani Justice gibi bir izlemek lazım diyorum ben bu konuda. Bir Flash'ı da Öncelikle. aslında Justice League'de biraz daha göreceğiz gibi, bu özellikle evrenler arası geçiş işi sinemada Evet. önceden izlediğimiz Aynen. Justice League'de ele alınmamıştı. BVS'te biraz görmüştük. Bu Snyder Cut'ta onun biraz daha göreceğiz gibi, ama o da mesela daha çok böyle ek bir hediye gibi oluyor. Canon'ın özelliği yok. Devamı gelecek mi, gelmez gibi o Ya hikayenin. şimdi onu bilmiyoruz. Yani bizim Vedon versiyonunda izlediğimiz Flash'la Snyder'ınkinin alakasının olmadığını biliyoruz sadece. Yani arka plan hikayesi var orada vesaire. Justice League'de konuşuruz daha detaylı da. Yani 2 saatini izlemedik biz o filmin. Justice'e geçelim herhalde. Zaten Flash'la ilgili çok fazla diyeceğimiz bir şey yok diye düşün. Tamam. Yani bizim Vedon versiyonunda izlediğimiz şeyin yalnızca 30 dakikadır Zack'e ait. Biz 3,5 saat yeni şey izleyeceğiz. Yeni bir film izleyeceğiz yani. Onun üstünde Onda ve dört hani bölüm halinde yayınlayacaklarmış. Birer saatlik. Evet. Evet, 1'er saatlik 4 bölüm veya isteyenler için 4 saatlik tek film, bir de özel olarak siyah beyaz negatifini de yayınlayacaklarmış. Normalde çok renkli olduğu için siyah beyazını ayrıyetten görmek isteyenler için. Güzel bir artistik bir şey oldu artık. Bu posterleri falan da siyah beyaz yaptılar ya, bunu ilk paylaştığı şartlar. Zack Fragmana Snyder ne çok diyorsunuz? seviyor siyah beyazı. Güzel de Neyse. görünüyor açıkçası. Ne diyorsunuz fragmana? Aleluya. Güzel. Ya Unwaited sen ne diyorsun? Darkseid dışında yeni gördüğümüz bir şey yok pek fazla zaten. Şey var, bir de Desad karakteri var. O da Darkseid'in yardakçısı gibi bir karakter. Böyle bir saniye Evet gözüküyor. evet. Ben sonradan o karakterin ne olduğunu anladım bu arada. Şey değil mi böyle? Kapşon mu denir? Ne denir ona? Aynen. Ben sonra Clock'la geliyor da internette Clockwork. gördüm. Aa, bu oymuş diye. Ben onu da Steppenwolf sandım hani. Yani o Yalnız kadar bayağı gerilemi bir bekliyorlar. şey var aslında fragmana mesela. Stephen Wolf'un orijinal halini görüyoruz. Yani o Aynen. puppet'a benzeyen oyuncak
izlenimi yaratan versiyonundan çok, şu anne anne diye etrafta koşturan versiyonundan çok, hakikaten bir korkutucu bir uzaydan gelen bir şey görüyoruz orada. Yani şat bay şat bakınca aslında çok şey var fragmandan. Birazdan gireriz. Şeyi Ama bir merak kısmı, ediyorum ben. yani Justice League filminde görmemiş olsak bile daha önceki fragmanlarda ve şeylerden, fotoğraflardan falan görmüştük çoğunu. Mesela Flash'ın bu West Iris'i şeyini mi diyorsun? kurtardığı sahneler falan böyle. İnternette Şeyi şey merak ediyorum. mimleri dönmeye başladı zaten. Hani Iris'in Flash'a baktığı gibi biri bana baksın falan diye. Cyborg'un mesela bu filme dair en farklı şeyin Cyborg olacağı belli bence. Hani Öyle Cyborg öyle yani. aynen bayağı yani babasıyla olan ilişkisini veya şeyi görmedik Justice League'de. Yani Büyük bir kendi arka plan hikayesi olacak. karakterini görmedik. Zack Fragmanla Snyder şeyi de alakalı çok seviyordu, onu anladım. şunu sormak istiyorum size. Sadece mesela oyuncunun Vedon'a karşı olan tepkisinin ve bu son zamanlarda çıkan şeylerin en büyük nedeni de o gibi geliyor bana. Direkt abusive diyor herife yani. Bize çok kötü Diyor, davrandı içeriğini sanki. bilmiyoruz ama bana filmin içeriğinden çıkarılmış olmasının da oyuncunun biraz Vedon'a karşı olan Bilenmiş. bilinçliğinde payı olabileceğini Ya düşünüyorum. Vedon, ya bütün kötülüklerin babası şey yaklaşım bence de çok saçma. Sonuçta adama gelip bu filmi bu şekilde yap dediler ve yaptı da. Ya fragmanda mesela müzik seçimi, ne bileyim, bir duygusal bir hava verilmiş falan. Onu nasıl buldunuz? Yani sizde bir şeyler kıpırdattı mı izlediğiniz Ya, zaman? ben Zack Snyder'ı yani sevmeyen birisi olarak hani meh diyorum. Çünkü adamı hiç izlediğim bir şeyini beğenemiyorum. Tamamen benim kafamı zıttı bir hani hikaye anlatıcılığı ve sinema görüşü var. Bakalım hayırlısı diyorum ben. Ton olarak farklı bir film izleyeceğimiz kesin. Mesela zorlama mizah görmeyeceğiz. En azından pozitif olabilecek bir şey o. Çünkü Vedon, Joss Vedon normalde mizahı genelde kurtaran bir adam bana kalırsa. Yani daha önceki işlerinde işte Buffy'de falan, ondan sonra Firefly'da falan mizahı çok zorlama yapma gereği duymayan birisi. Ama burada çok zamanı da olmadığı için herhalde çok gereksiz şeyler eklediği vardı, o bir gerçek. Ama mesela Spoiler, Dostoyevski diyoruz orada. Direkt. Snyder'ın da mesela bence tam tersine zorlama bir drama sevdası var. Aynen. Yani zorlama mizah görmeyeceğiz ama daha fazla zorlama drama göreceğiz gibi geliyor bana. Yani tek fark, en büyük fark o olacak gibi geliyor bana. Yani çok mesela en çok görmeyi beklediğim şey, yani biraz dalga konusu olsa da CGI'ın kötülüğünden, yani bu en geçmiş sahnesi, bu istila sahnesi, Darkseid'ın işte Steppenwolf'un falan gözüktüğü ama sinemadaki gördüğümüz versiyonda az bir şeyini gördüğümüz, çok daha geniş versiyonunu göreceğiz. Mesela orada Green Lantern'ın daha fazla rolü olacakmış, Ares'in daha fazla rolü olacakmış, Darkseid gözükecek falan. Hani filmin en büyük yönü o olacak gibi geliyor bana. Genişletilmiş Darkseid olarak. gözükmenin ötesinde fragmanda ilk gördüğümüz o hakikaten kötü bir CGI'ye sahip olan Darkseid görüntüsü onun gençliği zaten. Darkseid'in arka plan hikayesi olacak. Ama Cyborg'un, Flash'ın ben arka plan hikayeleri olacak. karakterler açısından beni çok fazla heyecanlandıran bir şey olduğunu zannetmiyorum ya göreceğim. Darkseid'in gençliği nasıl oluyor ya? Yüz binlerce yıldır yaşayan bir karakter hani. Tamam, öncesini göstereceklermiş işte. Yani mitolojik bir Ne oluyor? Bir de şeyi sakalı mı var. Dram, olacak yani şimdiki Darkseid? Anlamadım. drama dediniz yani. Daha çok böyle bir mitolojik bir anlatım tercih ediyoruz ek. Hani BVS'de de onu yapmıştı. Eksant Kadın'da biraz daha net gözüküyordu da o iş. Burada iyice biraz daha ağır şey çıkarmış gibi. Bu Sneak Peek'te de vardı ya işte. Gal Gadot büyük bir ihtimalle işte kendi temaskarada bir yere gidip herifin sfenksini falan görüyor, arkaya şeyi koymuşlar. Lex Luthor'un son sahnede artık kafayı yemiş halde söyledikleri vardı ya. Yani burada biraz daha buraya girecekler. Ben ama Amazonlarla savaşını falan göreceğiz.
şeyden çok memnunum. Yani en azından yani bunu yapma fırsatı yakalamış olması güzel bence Snyder'ın. Yani en azından kendi yapmak istediği şeyi bitirmiş olacak. Hani tamamen kendi istediği şekilde bir reshoot falan imkanı olmasa da yani en azından filmi başladığı ve bitirdiği prodüksiyonuyla insanlara ve hayranlarına gösterme fırsatı olacak. Yani bu benim ilgimi ne kadar çekip çekmediğinin ötesinde bence bir film maker için yani bir film ortaya çıkartan, yaratan birisi için güzel bir şey. Hani hayranların kendisinin bundan beklentisi zaten çok fazla olduğu için ortaya çıkmış bir şey ve Evet. yani o yönden bence yani, yani bu Snyder Cut'ın oluyor olması pozitif bir şey. Yani negatif bir yanını görmüyorum ben. İlk defa bir filmin hayranları majör bir stüdyoya kendi istedikleri versiyonu yeniden, hani vizyona demeyelim, HBO Max'ta yayınlanıyor tabii. Orada yayınlatmasını sağladı. Tabii burada dijital platformu öne çıkarma şeyi de vardır. Güzel de bir fırsat tabii ki de. Bu da bir başlangıç gibi aslında. Yani adamlar New York Comic Con'da bildiğin şey işte pano kiralayıp falan Ridley Snyder Cut falan afişi falan bastırmışlardı işte geçen senelerde. Aralarında para toplayıp yani bayağı 200 bin kişinin falan katıldığı bir petition olmuştu. En Bu azından açıdan da Snyder güzel. Cut ne olduğunu, ne bittiğini en azından görüp gündemimizden de gidecek, o yönden de memnunum. Benim Ya çok beklediğim bir film. Hani o açıdan ben yani mutluyum da ben de. O filmi bekleyen biri olarak. Muhalif sen ne diyorsun? beni en çok düşündüren şey şu, hani bu dan sonra bunun benzeri şeyleri görecek miyiz? Mesela David, az önce konuştuk, David Ayer'de işte benim filmimi çok değiştirdiler, çok değiştirdiler diye geziniyor. Ona bir şey yapılacak mı mesela? Ya da herhangi bir süper kahraman sinemasından bağımsız olarak hani yönetmenin çok istediği, yani bunun yeni bir şey mi yaratacak bu iş acaba? Versiyonları var aslında ya. Yani Ya Superman. Direct Scott diye bir şey var. Evet, katılıyorum. Ama onu Ama yönetmen kendisi gazlamasıyla oluyordu. Burada hani insanlar yapınca sosyal medya vesaire üzerinden farklı bir şey çıktı ortaya yani. Yani ve bilmiyorum, bu ya yeni bir şey. Bu yeni şeyin hani etkileri nasıl Director's olacak, onu merak ediyorum. Cut yapıyorlar ya. Direkt Snyder Cut diye Evet. çıkart. Evet, Snyder Cut yani JL Snyder Cut diye veya Jack Snyder's Justice League diye yazıyor. Tabii ilk Hani filmin de seveni oldu, sevmeyeni oldu. ya Hani işte hani göreceğiz. bundan sonra ne bileyim başka bir yönetmen çıkıp ya benim şu 5 yıl önceki filmi bir daha mı çeksek, bir daha mı düzenlesek falan diye çıkacak mı? Ya benim merak ettiğim şey o, bu noktada o. Sanmıyorum ya. Çok benzer bir şey yok yani buna göre. İnsanların Yok. çok merak ettiği. Ya hayır, Ayer'e benzer bir şey de yok yok ama ama eğer değilse Suicide HBO'ya, Squad yayınla demiyor yani hani. hayır evet ama Onların belli bir ilgisini çekmesi gerekiyor ya. eğer HBO'ya çok büyük bir parası açılan katkısı olursa, çünkü hani stüdyolar ve dağıtımcılar da buna pozitif olarak bakar. Ama mesela Pozitif şu an olarak bakarsa Türkan'ın bile o kadar sesi duyulmamış olan kişiler de bunu yapabilir diye düşünüyorum. dediği gibi hayranlardan belli bir seviyede geri dönüş olmazsa bunu yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar prodüksiyonu bitmiş olursa olsun efektlerini ve geri kalan teknik kısımlarını bitirmek ucuz bir şey değil yani. En azından bir 30, 30 30 milyon milyon ek bütçesi var işte Zek'in yani bitirmek için bir film post-prodüksiyon. neredeyse yani. Post-prodüksiyon pahalı bir şey sonuçta. Yani Evet. bu filmin Ya bir de belki de çoğu bütçesini o tutuyor. mesela bu tarzda çizgi roman filmleri genelde efekt ağırlıklı olduğu için bir de. Ya öyle bir düşünce var aklımda işte, bilmiyorum hani bakalım bunu Hey, yayınlandıktan sonra göreceğiz zaten. şey de çok ilgimi çekiyor benim. Yani bu adam bu işi 4 saat tasarlamış ve onu izleyeceğiz. Yani işte bir günde kaç matine döner film diye kırpılmış bir şey izlemeyeceğiz. Yani bu dijital platformların en azından hani kişisel olarak söyleyeyim en ileride de seveceğim yanlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Irishman de mesela girmezdi ya o haliyle vizyona. Hiçbir şekilde 4 saate yakın film. Girebilirdi ama ya. Wolf of Wall Street'te 3 küsür saatti yani sonuçta. Hiçbir yapımcı buna para vermek istemedi yani o kadar uzun bir filme.
uzunluğundan değil ama o efekt yönünden vermek istemediler. Ya onu ILM'le falan zaten anlaşmışlar Ve bayağı öncesinde de. yüksek bir bütçeye sahip film. Mesela 150 Öyle öyle. milyon falan neredeyse. Bu filmin yani dönme kafası işte 2 saat fix olsun şeyi falan. Ya Zack çok hani dalga falan geçti geçen katıldığı bir YouTube yayınında. Hani bana 2 saate fixle bunu falan dediler diye güle yaka Ya anlatıyordu o adam. da ama bence biraz vizyonsuzluk. Sonuçta şu anda gelmiş geçmiş en çok para yapan 4 filmin 3 tanesi veya 4 filmin 2 tanesi 3 saatin üzerinde. Titanic ve Endgame. İkisi de 3 saatin üzerinde. Burada Yanlış biraz da hatırlamıyorum. stüdyonun bir şeye benzemeye çalışması vardı ya. Hani Marvel gibi olalım. İşte filmlerin tonunu açıyorlar vesaire. Yani Evet, Titanic 3 saat bu 15 dakikaymış mesela. ama o 96'da mı girmişti vizyona? 90'larda falan. 96-95 olması lazım. Ya, tamamen farklı bir dönem tabii ki de o. Evet, 25 97. sinema şeyi başka da. Ve evet yani o bir yıl falan vizyonda kaldı. Onun da ayrı bir şeyi de var. Endgame 3 saatlik süresiyle rekorları alt üst etti yani. İzletebileceksen izletebiliyorsun. Ama Ama işte kaçıncı Endgame filmdi evet. Endgame? Endgame Yani zaten yıllardır hani beklenen ve konuşulan bir filmdi. tamam, ben Yani de onu demek tamamen istiyorum. Eğer farklı bir sen şeyden heyecan bahsediyoruz orada. oluşturabilirsen filmin süresi önemli değil ki. Heyecanı Evet oluşturacaksın. ama bunu 20 küsur filmin aldığından bir finale onu mesela stüdyo kabul edebilir de buna Abi mesela her kabul filmin eder mi rekor kırması kılıfı var gerekmiyor işte. ki. Mesela ya bir film Bunu kırması gerekiyor işte böyle bir fark var arada yani Justice League'den bahsediyorsun ya yani Batman ve Superman'i yan yana getirdiğin zaman beklenti ne olur sence maddi olarak? ya bence Yani. Batman ve Superman'i bir araya getiriyorsan onun altyapısını yapabilmen lazım. 2 saatlikle olacak bir şey değil bu demek istiyorum ben de. Tamam işte yani bu şeyleri zaten yanlış da. Build-up'ı yanlış başta hani solo film çekmeden vesaire ama elindeki malzemeye yorum yaparsak gene de yani adam ben bunu yapacağım dediği zaman hayır şöyle olsun müdahalesini belki bu dijital platformlar biraz ekarte edebilir diyorum ben de yönetmen konusunda. Yani Tabii ileride canım. görebileceğimiz O yönden filmlerle hep pozitif alakalı. etkisi var kesin. Şeyi göreceğiz mesela benim çok ilgimi çekiyor yani. Zimmer ve Jean-Claude Sarge'ın orijinal soundtrack'ini göreceğiz filmde. Yani Elfman'ın yaptığı saçmalık dışında bu sefer. Evet, ben de Danny Elfman'ın çok uymadığını düşünüyordum bu Justice League filmine zaten. Yani o yönden mesela ilgimi çeken şeylerden bir tanesi soundtrack olabilir. Bu kadar justice'lik yeter herhalde değil mi? Var mı diyeceğiniz bir şey? Benim Yok. yok. O Tamam. zaman en gündeme bomba gibi düşen panelden ve fragmandan bahsedebiliriz herhalde. O istiyorsanız bir oyunları aradan çıkartalım. Sonra geçelim. Aa. Olur. Oyunların üzerine çok Olur. fazla konuşmayız herhalde zaten. Tabii, zaten yani bir tane konuşulacak oyun var da ilkini ne kadar hani Gotham Knights diye bir şeyler Knights oldu. ve Suicide Squad Kill the Justice League oyunları Evet ya. duyuruldu. Bir tanesi Warner Bros. Montreal stüdyosunun, bir tanesi de Arkham oyunlarını yapan Rocksteady'nin. Evet, şöyle ayırabiliriz. Arkham Origins diye bir şey çıkmıştı. Dinleyiciler hatırlayacaktır. Spin-off gibi yani. Kevin Conroy ve Mark Hamill'ın seslendirme yapmadığı işte Troy Baker'ın Joker'ı seslendirdiği bir yan oyun, ara oyun gibi bir şey çıkmıştı. Onu Warner Bros. Montreal yapmıştı. Şimdi de Gotham Knights'ı yapıyorlar. Ana yani Arkham serisinin yapımcısı ve bu Batman Animated Series ekibinin onlarla birlikte çalıştığı oyun Suicide Squad oyunu olacak ve yani fragmanda Tara Strong gene yardırıyor her türlü. Yani kadın orijinal Harley Quinn ya bir de animasyon serisinden beri. Oradan hani çizgi romana vesaireye geçti karakter animasyon serisi için yaratılıp. Ve Tam şey, anlamıyla bu o. Arkham evreninde Evet. geçiyor dendi panelde. Aynen.
O enteresandı, evet. Bir de mesela kaç en son filmin şey en son oyunun üzerinden kaç sene geçti? Arkham Knight'ta. 2015, 5 yıl. Kümle yani 5 yıl falan geçti Yani şey. bu filmde şey Geçen bu oyundan neslin 2 sene sonra yani. amiral gemilerinden biriydi. Ya şey deniyor Hem zaten. popüler hem de ilk yani böyle ana oyunlarından biriydi. Arkham'ın Evet devamında evet yani. gelecek oyunlar içerisinde iptal edilen birkaç tane daha proje olduğu söyleniyor. Var. Rocksteady'nin Superman oyunu vardı aslında. Çıkacak Evet. yani. Warner Bros'a kabul ettiremedikleri buna koymuşlar Superman'i Evet. dolaylı olarak. Çok eğlenceliydi fragman burada. Tabii gameplay falan görmedik ama Ya yani gameplay'den benim anladığım bu arada Gotham Knights gibi yine 4 farklı karakterin ya da bu yeni çıkacak Avengers oyundaki gibi hani 4 karakteri birden kontrol edebiliyorsun ya da 4 karakterden birini ama oyun içerisinde o 4'ü de oluyor. Yani hangisini seçersen ona göre ilerliyorsun gibime geldi ama bilmiyorum da. co-op oynanabiliyormuş iki kişi. Yani multiplayer olarak Hı. oynanabiliyormuş. İşte Justice League elemanlarını yakalamaya çalışıyorsun. Wonder Woman falan da var yani. İşin içinde sadece Superman değil. Brainiac. Rocksteady'ye benim Bunların kontrol ettiği bu arada. güvenim evet. 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 Brainiac da var. Zaten gemiyi görüyoruz. Açılışta Aynen. direkt. Benim kredim bayağı yüksek yani. Şeyi Rocksteady için. CD Projekt Red ile beraber Witcher'ın yapımcısı. Hayal kırıklığına uğratmadılar şu ana kadar. Gotham Knight soru işareti tabii. Buna hani diyecek bir şeyiniz var mı? Gotham kendini biraz ayırmaya çalışmış gibi. Rocksteady'nin geliştirdiği oyununa baktığımız zaman fena olmayan bir alternatif de olabilir gibi geliyor bana. Yani illa yerden yarmayı bulmaya gerek yok gibi sanki. Çerezlik geldi bana. Evet, çerezlik Yani. olabilir. Çerezlik olmasında bir Aynen. sıkıntı olmayabilir. Neyi bekleyerek tabii sundukları da. Bu bir hani şeyin yanına, Suicide Squad'ın yanına hani böyle de bir şey çıkartıyoruz gibi duruyor. İşte zaten Batwoman'ı çok öne çıkarmışlar. Biraz işte kadın oyunculara oynama durumu falan var. Oradan satarsa satar diye düşünüyorum ben. Hani ben şeyi anlamadım. Arkham Knight'ın devamı gibi gözüküyor ama değil. Hani o zaman niye buna uğraşmışlar? Hani bir yandan değiliz diyor, bir Evet. yandan öyle gözükmeye çalışıyor. Yani Yani direkt öyle açılınca dedim böyle bir açılış mı olur yani? Yani direkt spoiler'ı vermiş oluyorsun sen o zaman. ya 5 yıllık oyun artık yani biraz da şey de. Ama bence asıl spoiler Batman'in gerçekten ölmüş olması olur o oyunda. Yani bir de o da var evet yani. Yani hani ben İleride çok daha iyi olur belki oyunu. eminim ki Arkham Knight'ı oynamayıp da o fragmanı izleyen kimse ne Batman ölebiliyor mu falan diye böyle çok şaşırdığını zannetmiyorum. Ben devamı zannettim direkt onu Ya görünce. çünkü hani Belki onu düşünmüyorum. filmlerde bile ölümden döndü adam. Çizgi romanda taş devrine gitti döndü yani. O yüzden çok Üstüne mağarada kimyasal döküldü de döndü falan. yani Batmanyum döküldü üstüne. biraz Morrison nefretini Yok Morrison oynayayım değil Snyder. Snyder'da da ölüyor. Üstüne Batmanyum diye bir metal düşüyor. Oradan kurtuluyor abi. Hani anlatabiliyor muyum? Hani beterin beteri varmış dedim ben onu okuduktan sonra. Morrison yine iyiymiş. Uf çok kötüydü. Ha bir de hazır Scott Snyder ve Batman dedik. Scott Snyder'ın yönettiği Court of Owls da olacakmış oyunda. Evet Evet. öyle bir hatta Three Jokers söylentisi falan var. Göreceğiz. Ya daha çizgi romanda belli değil Three Jokers'ın ne olduğu. Oyunda nasıl şey yapalım. 4chan'e düşen bir leak vardı işte geçen hafta zaten fragmanların çıkacaksa falan hepsi yazıyordu orada. Orada belirtilen bir şeydi. Yani rumor olarak. Görürüz oyun çıktığı zaman. Diyelim ve The Batman'e geçelim istiyorsanız. Geçelim. Ya bütün bunlar arasında en güzeli ve en iyisi ve en çok konuşmamız gereken bence.
Aslında yani içeriğine bakmasan en az özgün olacağını düşündüğün şey de bu olduğu için. Atacığım bütün o konuştuklarımızı yani belli bir çerçeve var zaten herkesin hakkında nasıl bir şey olacağına dair. Benim pek yok aslında. Yani fragman Batman filmi hani ya. Hani... ya Batman'in Batman öyle bir özelliği derim. Var ya yani... Batman yani ne kadar izlemiş olursan ol yeni gelecek bir şeyi her zaman heyecanlandırıyor insanı. O yönü garip cidden. Elinde değil. Ya ben bu fragmana kadar hiç heyecanlıydım. Fragmanı hakikaten yani beğendiğim için hafif bir böyle bir merak ya, uyanmaya başladı bende. Ama yönetmene güvenim benim vardı ve bu fragman güvenimi tazeledi benim ya. Bence yani ele al hani bu karakteri ele alacak en iyi seçimlerden birisiydi zaten. Ve panelde de mesela onun konuşmasını bilmiyorum dinlediniz mi ama cidden karakteri olan yaklaşımı ve araştırması etkiledi beni. Fragman kadar neredeyse. Ya evet. Filmlerinden hani özellikle Planet of the Apes'leri ben hani çok farklı bulmamıştım. O yüzden hani bence bayağı iyi filmler ya. Özellikle ikincisi. İlkini ben seviyorum. Yani ilkini o çekmiyor zaten. 2 ve 3'ü o çekiyor. Öyle mi? Evet. Aha. O zaman sevmiyorum pek yönetmen benim, olarak değil. Benim ben de öyle yani. Hani... Ya. Ben o yönden biraz farklı bakıyorum. Özellikle 3'üncüde evet. Çok sıkılmıştım ben yani. De. Şeyi hatta sevdim ben fragmanla. Riddler'ın genelde repliklerini duyuyoruz ya. Ve ana kötü yani, de Riddler olacak gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor da yani bir Riddle söylüyor yani orada. Evet. Bu ya Batman Begins'te biraz paralellikler gördüm. Birkaç tane shot vardı zaten hani böyle aynı renk tonunda bir yerden binadan indiği bir sahne ve hani yine bir araba kovalamacısı. Batman Begins'te gördüğümüz. Onun haricinde ya fikirsel olarak bir şey sunma olayını görmedik ya biz Batman Begins'te hani Dark Knight trilojinde özellikle ilk filmde vardı o. Bu adalet üzerine bir düşünme, adalet felsefesi kafası. Sanki biraz oraya girecekmiş gibi görünüyor Riddler'ın repliklerinden. Ama çok takdir ediyorum fragmanı çünkü eldeki materyalle eli yüzü düzgün bir şey bu kadar çıkarabilmeleri evet. Takdire şayan. Aynen. Başta da söylemiştim. Filmin prodüksiyonu çekimlerin %25'i tamamlandığı zaman ara verildi. Yani daha neredeyse film işte 2,5 saat diyelim. Filmin neredeyse biz ne kadarını görmüş olduk? 40 dakikasını falan görmüş olduk. 35-40 dakikasını. Öyle. Colin Farrell hakikaten tanınmaz halde kendi dediği gibi. Ya evet yani ya. Herkes aynı şeyi söylüyor ama evet ya yani. Colin Farrell olduğunu sonra da anladım. Bayağı Oscar ödüllü falan bir makyaj sanatçısıymış zaten bu filmde çalışan. Yani herhalde bu filmle de alabilir tekrar bir kaç ödül. Yani. Batmobile ısınamadım hala. Yani hareket halinde de gördük hafiften ama müzik güzeldi Nirvana seçimi. Evet. İyiydi bayağı. Onun da bayağı geyiği döndü aslında. Bir de başroldeki oyuncumuzun biraz emo hali de olunca fragmanı ilk izlediğimde şey düşündüm de tabii Bruce Wayne görüyoruz herifi. Bruce Wayne haliyle de daha biraz ortalık karışıkken görüyoruz ya hep çok aha. Ciddi görünüyor ya Bruce Wayne halindeyken de. Evet. O biraz hani ikircikli bir durum yaratır mı acaba? Çünkü Bruce Wayne halinde bayağı lay lay lom gezdirmesi gerekiyor ya bir anlamda. Biraz çaylak bir Batman ve Bruce Wayne ya bu. Öfkeli bir Bruce Wayne mi de? Evet. İkinci yılında görecekmişiz filmde. Aynen. Yani 1,5 yıl falan olmuş ilk Batman ortaya çıkalı. Yani Begins'te de yani aynı muhabbet vardı ama şey mesela dövüş sahnesi direkt Daredevil açılış sahnesini anımsattı bana. Evet.
Arkham'a biraz benziyor. Ben mesela Batman Begins kadar Arkham'la bayağı bağlaştırdım bazı görsel şeyleri. Yani o yönden de benim ilgimi çekti. Kostüme ne diyorsunuz? Bir Adam West havası da var böyle direkt karşıdan görünce. Yani kendine has olmuş diyeyim. Yani öteki sinemada gördüğümüz öteki Batman kostümlerine benzemiyor ki. Biraz metalik bir şey bence. İşte. Ya bir de evet aynen metalik. Hakikaten bu kadar metal olan daha öncesinde hiçbir Batman kostümü evet. yoktu. Arkham Knight'teki kostümü özellikle göğüs bölgesinde çok benziyor. Ben i̇şte şey geyiği falan var işte o Batman sembolünü ailesini öldüren silahtan yaptığı falan. Jeffrey Wright çok güzel bir Commissioner Gordon olacak ama herhalde. Evet, evet. Yani gerçekten fragmanın ufak bir bukle görmemize rağmen bana ya, olmuş dedetti açıkçası. Her cast üyesi yani çok iyi. Gerçekten büyük yıldızlarla çalışıyor filmde ve her biri fragmanda gördüğümlerimiz üzerinden konuşuyorum. Rollerini çok iyi oynayacak şekilde ben yani. Şeyin insanları bayağı şaşırtacağını düşünüyorum ya Paul Dano'nun Riddler olarak. Yani yüzünü ne kadar görürüz bilmem. Genelde bantlı bir haldeki halini gördük ama hani sesi olsun şeyi olsun Paul Dano biraz underrated bir aktör bana kalırsa. Fragmanı o götürdü zaten yani bazı yani bir açıdan bakarsan Pattinson'un önüne geçen bir karakter var orada. Onun haricinde bir Seven havası da yok mu hafiften? Evet evet. Yani ya dedektif yönünü bundan önceki filmlerde çok fazla görmedik. Dark Knight'ta çok az var gibiydi ama orada da teknoloji üzerinden geçiyordu biraz. Çok fazla üzerinde durduğu bir şey değildi. Burada ise gerçekten dedektif ve gizem çözme üzerine yoğunlaşacak olmaları benim en çok merakla beklediğim şey. Ya zaten Batman'in hani en büyük olaylarından biri odur. World's Greatest Detective. Hani ya Detective Comics diye bir yerden çıkıyor adam zaten. Hani biraz görelim artık ne olur. Ve bu yönden Riddle'da olabilecek en ideal antagonist zaten. Aynen öyle. Tabii fragman şu soruyu da getiriyor akla. R-rated bir film mi geliyor? Yani sert bir girişi var çünkü. Sanmıyorum ben de. Çünkü ama yani R-rated Batman olması gibi gerekmiyor çok fazla gibi geliyor bana yani. Yani R-rated yani, olması demek kanlı, küfürlü falan olması demek. Yani R-rated Joker'dan sonra verebilirler bence. Joker'dan sonra bu biraz daha şekil aldı ya bu film. Ya R-rated bence olması için bir de şey de olması gerekiyor. Cinsel bir şeyler olması da gerekiyor. Çok bir Batman filmine onu sokacaklarını zannetmiyorum. Yani Catwoman'ımız var bir tane ama. Ya tamam da. Matt Reeves sonuçta Deathstroke'lu şeyi filmini yönetmeyecek miydi? Ben Affleck'in filmini. Sonrasında buna geçtiler vesaire. Evet. Yani evet. Önce bunda Ben Affleck olacaktı. Joker filminin etkisi bariz görülüyor gibi geldi bana. Yani tamam bu tuttuysa buradan yürüyelim kafasını o yüzden sordum. Yani bir R-rated gelir mi ki ben memnun olurum R-rated gelirse. Ben R-rated olmasının çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani sonuçta Dark Knight da PG-13. Ama Dark Knight'ta da özellikle Joker'li bölümlerde çok yani kanı göstermeden kanı gösterdikleri anlardan çok daha korkutucu ve tehditkarlığını karakterlerin yansıtabilecekleri yönler var bana kalırsa. Nolan'ın tabii sihirbazlığı biraz. Matt Reeves ne kadar yapar? İşte. Ben de yine oyuncak satmak ya, için. Mesela fragmanda gördüğümüz aksiyon sahnesi R-rated bir sahne değil. Ama şimdiye kadar gördüğümüz en böyle en vahşi Batman herhalde oydu. Fakat R-rated aynen değildi yani. Tabii tarz işte bir tarz değişikliği var yani. O görülüyor mesela. Begins'te hatırlarsınız Batman girip ve çıkması bir oluyordu neredeyse herkesi
orada dövdüğü sahnelerde falan. Ve hani Nolan da bilerek göstermiyordu ya biraz Batman'in aksiyonunu. Göstermezmesi daha iyi zaten. Gösterdiği zaman çok kötüydü. Yani Dark Knight'ta onu işte çok eleştiri gelince ya hiçbir şey anlamadık bu aksiyondan diye daha yavaşlatarak bir şeyler. Orada tabii korkuydu ya ana tema. Bu filmin ana teması ne olur mesela onu sorayım size. Şey yönü de var gibi. Ya mesela fragmanın sonunda da sen de bu şeyin içindesin, dahilsin diyor. Mesela Gotham Knights'ta bahsettik ama bu filmde de bir Court of Owls tarzı bir gizli kötü çıkabilir gibi geliyor bana. Ve bu da ve şu anda gündem olarak da son yılların en fazla insanoğlu olarak gündeminde olan böyle işte milyarderler, ondan sonra onların hayattaki ayrıcalıkları ve rolleri ve işte insan olduğunu yönlendirişleri. Yani mesela Batman'in bence şu ana kadar çok ele alınmamış yönlerinden bir tanesi o. Yani biz milyarder bir karakterin, milyarder olmasının ve ailesinin bu parayı nasıl kazandığıyla yüzleştiğini daha önce çok fazla görmedik. Bu film öyle bir tarzda bir yaklaşım yapabilir gibi geliyor bana. Şöyle şuna benzer bir şey söyleyeceğim. Ona benzer bir şey söyleyeceğim. Batman'in bir tane çizgi romanı var. Batman Ego diye. Mesela onu Darwin Cook'un yazıp çizdiği. Bayağı Bruce Wayne ve Batman'in oturup konuştuğu bir eser. Zaten DC fandom'da da bundan bahsettiler. Ki bunu işte biz bu kitaptan da hani biraz esinlendik falan diye. Ki bunu söyledikten sonra bu arada ilk baskının fiyatı hemen iki katına çıktı. Bayılıyorum çizgi roman piyasasına. Yani bir yönetmen bir filmde biz şu çizgi romanı kullan daha cümlesi bitmeden çıkıyor fiyatı. Çok iyi bir şey. Yani Batman'in biraz daha kendi kafasının içine de girebileceğimizi düşünüyorum. Evet, Nolan'da buna biraz girdik. Ama hani Batman daha çok olaylarla ilgili ne düşündüğüne, Batman'in Batman olmakla ilgili sorumluluklarıyla ilgili çok ne düşündüğüne girilmedi. Evet. Ya Cobblepot var ya sonuçta. Penguin olduğu için Wayne ailesine de gireceklerini düşünüyorum ben orada. Ya bir yandan da az önce konuştuğumuz konuya biraz geri dönüyor. İki saati var bunun. Yani hangisini anlatacak? Bir yandan hani 20 tane şeyi anlatmaya çalışıp hiçbirini anlatamamazlık da yapabilir. Runtime'ı belli mi filmin? Ya, yani ortalama bir film 2 saat olduğu için diyorum hani. Matt Reeves şeyden bahsetmişti. Bu filmde Batman çaylak ama karşısında göreceği karakterler de henüz ultimate versiyonlarını yani nihai versiyonlarını olmamış karakterler olacak. Aynen. İşte. Aynen. Yani o yönden yani bazı karakterlerin üzerinde duracağız ama o karakterlerin sadece bu filmde göreceğimiz ve daha sonra görmeyeceğimiz bir karakter arkları olmayacağı için o yönden kurtarabilirler gibi geliyor bana. Ya çünkü mesela en az bir üçleme yapmayı planlıyorlardır Matt Reeves'de ve bunun yanı sıra HBO Max'te daha önce yapılmamış bir şey yapıp direkt bağlantılı bir Gotham dizisi yapacaklar. Ve o Gotham dizisi de Batman'in ilk yılında geçecek. Batman'in ilk yılı içerisinde işte bu Gotham içerisinde yozlaşmış polis teşkilatının bu yeni ortaya çıkan vigilante etraftayken nasıl bir işleyişi olduğundan ele alacak ve yani bunun için de bayağı heyecanlı gözüküyordu Matt Reeves. Bu da bayağı... Pattinson olacak mı yoksa yok, hayır, Batman olmayacak ama Batman dışında ortak karakterler olabilir diye söyleniyor. Mesela Catwoman falan gözükebilir diyorlar. Commissioner Gordon gözükebilir demişken, yani filmin şey... herhalde sen sözünü bitir de diziyle alakalı. En çok üzerinde durduğu şey bu dizide yozlaşmış karakterlerin üzerinden işleyecek hikayedendi mesela. Yani mesela Gotham dizisindeki gibi biz iyi polisiz ama kötü polislerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değil de direkt yozlaşmış polisler üzerinden ele alacakları söylendi. Bu da özgün bir ele alış şekli açıkçası. Tabii de son zamanlarda da polis eylemleri bu kadar had safhadayken çok daha farklı bir şekilde yapmaları da zor olurdu zaten.
Catwoman mesela bir soru işareti gibi duruyor. Yani kızın bilmiyorum ne kadar uyum sağlayacağı bu Bruce Wayne'le. Mesela şeyde Rises'da güzel kotarmışlar diyor onu Anne Atabay'la Christian Bale'le. Siyahi olmasından bahsetmiyorum. Yani nasıl bir karakter koyuyor? Çünkü kadro çok ağır ya. Baktığın zaman işte kötü karakterler. Yani Catwoman orada bir fazlalık gibi duruyor mu? Ya genel bir şeyden zaman. İşte biraz önce bahsettiğim şeyin biraz avantaj olabileceğini düşünüyorum. Yani birkaç filmlik bir ark kuracaklar karakterlere ve bu sadece ilk arka olacak. Yani Catwoman tek filmde yaptı ve bitti şeklinde işleyeceklerse onların işi çok zor. Ama bence Batman olduğu kadar diğer karakterlerin de gelişmesine imkan tanıyacaklarmış gibi. O yönden bence fazla bir yük olmadan işlemeleri mümkün. Yani Matt Reeves olmasa mesela Flash'ı yazan senaristin elinden çıkan bir şey olsa bu kadar güvenmem ama. Yani o yönden ben filmin odağının çok bozulabileceğini düşünmüyorum. Yani umuyorum daha peki, doğrusu. Umarım bozulmaz. Peki filmin 90'larda geçmemesi? Evet. Yani. O dedikoduydu ama zaten. Yani yok, hiç yalanlanmamıştı falan da. Yani herkes onu bekliyordu ama bayağı geçmiyor yani. Evet, bildiğin akıllı telefonlar falan var yani. iPhone tutan şey var ya, Batman'in adam dövdüğü sahnede biri iPhone tuttu. Alfred'i görmedik, sadece bir sesini duyduk Andy Serkis'in. Aynen. Nasıl gözüktüğünü çok zaten, merak ediyorum ben ya. Zaten Andy Serkis'in zaten hep sesini duyuyoruz genelde. Yani, çok işte Andy Serkis'i bir görmeyi isterdim ben. Nasıl gözüktüğünü Butler merak ediyorum. Butler halinde izledik aslında. Ona, Prestige'de mesela... Aha, ama... Prestige'de Tesla'nın Butler'ıydı ya. Colin Farrell'a bu kadar bir makyaj yaptılarsa Andy Serkis'i makyajsız mı oynatacaklar yoksa biraz daha yaşlandırıp biraz daha farklı bir görünüşe büründürecekler mi onu merak ediyorum. Andy bir de nasıl bir Alfred izleyeceğiz o da var. Love CGI sokan Alfred. Aynen. Yani. Tam onu diyeceğim. Andy Serkis'in ne olur motion capture Alfred yapsınlar yani. Biyolojik çünkü. CGI ile Michael Keane'i oynasın mesela. Değil mi? Alfred'in tipin yani tarzı ne olacak? Yani evet. Michael Keane farklı bir tarzdı. İşte Gotham dizisinde çok farklı bir şey izledik. Animated series Alfred'ini hala izleyemedik, ona yanıyorum. Yani bir yandan böyle iğneleyen falan kurulsa. O işte biraz Ben Affleck'in Alfred'i gibiydi. Onu da göremeyeceğiz maalesef. Yani Jeremy Irons ama adam onu da böyle Shakespearean şekilde oynadığı için çok fazla... O işte ama biraz böyle sarkastik bir karakter gibiydi. Bir şeyini göremesek de. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Tondan bahsedebiliriz biraz. Color palette. Ben sevdim. Yani... Joker'dan o, dahi daha karanlık görsel, görünüyordu. Yani. Görsel olarak şey... ilgimi çekti benim. Daha önce Amerika'da ve özellikle böyle Chicago'da falan çekildi. Mesela Dark Knight. Daha böyle tanıdık bir şehir şeyi vardı. Atmosferi vardı. Burton'unki tamamen setti ve daha böyle fantastikti. Bunda ise Liverpool'da çekmişler mesela çoğunu. Çekim yaptıklarını ve o gotik havayı evet. O şekilde vermeyi düşünmüşler. Bence bayağı ilginç ve yaratıcı bir çözüm bu. Yani daha önce yapılmamış ve özgün bir girişim. O mesela benim bayağı ilgimi çekti. Gayet mantıklı yani. Yani bir tarafta 200 yıllık bir şehir var. Bir tarafta hiç onu kıyaslayamayacağım bir tarihi yani doku var yani. Bizim her şeyi tamamen sıfırdan yapmamıza gerek yok. Biz bu tarihi ve gotik şehrin belli kısımlarını alıp geri kalanını tamamlamak çok daha inandırıcı ve çok daha özgün bir Gotham oluşturacak demişlerdi. Bu panelde mesela. O yönden de ben filmin o atmosfer ve tonunun bu görsellerle iyi bir
uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Wayne malikanesini nerede çekeceğiz diye de çok fazla aramamışlardır herhalde. Evet. Liverpool olunca Amerika'ya oranla. Sonuçta. Umarım görebiliriz bu filmleri bahsettiğimiz. Bu kadar konuştuk ama görüp görebileceğimiz de kesin değil. Mesela şu anda Tenet vizyonda ama Tenet'e gidip izlemeye hangi kaçımız gidecek? Kaç insan gidecek? Yani. Vizyonda kalacak mı? Sinemada görür müyüz en azından? Belki öyle evet. Bir soru. Çünkü birkaç ay önce miydi? Bir anket yayınlanmıştı. Hollywood Reporter'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Disney'in işte diğer film üreticilerin vesairenin işte filmlerini siz atıyorum işte $20-$30 verip evden izlemek ister misiniz diye. Süper kahraman filmlerini vesaire. Yani %50'nin üzerinde bir evet çıkmıştı ona. Bu pay-per-view diye bir kavram vardı ya eskiden. Hala var da mesela işte spor müsabakalarında falan genelde oluyor. Aha. Yani tek yani bunu... izleyebilirlik kiralık kaçtı. Gibi. Kiralama yani, mantığı o zaten. O şekilde mesela vizyona sokarlar mı diye de düşünmüyor değil yani insan. Hani Nolan tabii sinema şinası bir adam olduğu için. Öyle gidecek ya. $30'dan sokacaklar internette vizyona. Mula mı? Evet. Evet. Ki yani bir de $7-$8 verip hani üye olman gerekiyor onun üstüne. Hani ben şeyi anlamıyorum zaten. Amerika'da bir sinema bileti ne kadar ki? $15 falan mı hani? $9. Yanlış bilmiyorsam. $9. Hani $9'ın izleyeceği şey normalde. Yani yine $30. Genelde aile olarak gidilir ya. Yani genelde çocuklara hitap eden de bir film. Ya mesela 4 kişilik bir ailenin bilet parası neredeyse $50 bulabilir. $40-$50. O yönden mesela bir ailenin şey tercih edebileceği bir şey. $30. $30 tek sefer yok. $30 tek sefer mi mesela yoksa bir kere alıyorsun ve izliyorsun şeklinde mi? Ya da belirli bir süre yani kiralıyorsun ne bileyim. Alıyorsun 6 ay boyunca. 6 ay boyunca istediğin süre izleyebilirsin. Yoksa yani ömür boyunca. Disney Plus üyeliğim var ya. Benim atıyorum. Disney Plus üyeliğim var. Ayrıyetten bu filmi izlemek istiyorsan da işte şu kadar doları da ver diyor sana. Ya mesela bu parayı verdikten sonra üyeliğin devam ettiği sürece izleyebileceksin. Tamam. Ama mesela ben tek başıma filme gitmeyi seven birisi olarak tek başıma gittiğim bir filme mesela $30'ın buradaki karşılığı nedir? 50 liradır herhalde. Yani sinema sektörü açısından bakıyorum. Direkt kuru açısından bakmıyorum da. Yani mesela orada $30, burada 50-60 lira. Ben bir filme 50-60 lira vermem için o filmin işte ne bileyim Lord of the Rings falan olması gerekiyor herhalde. Bir de dijital şöyle bir sorun yaratabilir. Şimdi sinemaya gösterime giriyor film mesela. Bunun korsanının çıkması genelde Blu-ray çıkışına denk gelirken dijital platforma düşen herhangi bir dizi veya filmin korsanının çıkması belki aynı zamana denk gelebiliyor. Yani Netflix'ten biliyoruz işte. Netflix'in evet. Her şeyi ama o Netflix'i çok fazla etkilemiyor sonuçta. Çünkü insanların artık belli alışkanlıklar edindiği de ortada ve ya mesela filmler için bu çok geçerli ne zaman olur bilmiyorum ama mesela bir insan dizi izlemek istediği zaman aramak dışında açıp Netflix'ten bir şey seçmeyi tercih ediyor genelde. Burada tek seferlik bir ödeme yapacağım bir şey olacak ya. Evet. Yani orada bir üyelik ücreti ödeyip bir geniş bir skalaya sahip oluyorsun. Belli bir süreliğine üyeliğin devam edici. Burada tek seferlik ödeme olduğu için onun ne kadar hani korsan ne kadar etkiler o da bir soru işareti. Öyle ama ben Netflix'e yani $30 artı değil de gerçekten inandığım ve izlemek istediğim bir şey olsa ekstra 5 lira falan vermeyi gözden çıkartabilirim mesela. Öyle şeyler olmasa daha makul geliyor bana. Ya düşünsene. Çok makul bir ücret söyledin. Ya mesela ama şöyle normalde Netflix'in bizdeki en düşük üyeliği zaten 13 lira mı 15 lira mı ne ya?
Mesela vereceğin bize, şey 30 lira olur. Ya biz bir sezon daha Daredevil yapacağız. 5 lira verecek misin? Verir insanlar bence. Yani olabilecek bir şey. Ama 5 lira gibi düşük bir ücret. Ama farklı. Ya ben hayır şey demek istemiyorum. Böyle bir girişim yapsalar çok daha fazla tutmaz yani, petition evet, toplama gibi. Yani işte Patreon kafası gibi yani. Kickstarter gibi yani direkt cidden. Yani Kickstarter aynen. Fonlamayı direkt üyeler üzerinden yapıp. Bu sinema alışkanlıklarımız hani ne kadar değişir tabii, o da tartışılır. Ben de hala seviyorum sinemada film izlemeyi. Ama sektör de buraya kayıyor şimdi. Öyle de bir gerçek var. Yavaştan kapatalım mı o zaman? Kara Adam. Ha doğru. Doğru. Kara Adam. Kara Adam'la ilgili tek bir bilgi şey var herhalde. Birkaç tane çıkacak karakter üzerinden bir açıklama yaptılar. Bir de logo göstermişler sanırım. 3-5 çizim var işte. Bir de evet dediğin gibi Justice Society of America varmış. Bir de Dwayne Johnson'ın gazı var işte. Yani zaten o film bana Dwayne Johnson'ın gazıyla ilerliyormuş gibi geliyor. Hani sana öyle geldiği olması değil, gerçek o bence. Yani Dwayne Johnson değil, başka herhangi bir kişi cast edilmiş olsaydı çoktan o film iptal olmuştu. Kesin canım, kesin. Ama şu an Dwayne Johnson şeyiyle ilerliyorlar. Ünüyle. Şeyler açıklandı işte. Justice Society of America filmde yer alacakmış. İşte Hawkman'dir. Ondan sonra Dr. Fate'in rol alacağı açıklandı. Mesela o benim biraz ilgimi çekti. Çünkü DC tarafının bu tarafa daha girmediğini varsayarsak film tarafında, bu büyü tarafına ve daha mistik yönlere çok fazla girmediğini düşünürsek, mesela Justice League Dark bir ara yapılıyor falan deniyordu. O da çok fazla olmadı. Ya mesela Dr. Fate'in sinemada ilk önce bir Black Adam filminde görecek olması garip ve ilginç geliyor bana. Eğer görürsek de onu. Mesela Flash filminin çıkacağını yani %40 falan görüyorum ben şu anda. Bu filmin ise çıkıp çıkmayacağını hiç bilemiyorum. Hani hem şu anda prodüksiyonlar başlamıyor zaten filmler açısından. Ve bu film kaçta açıklandı? 2013'te mi açıklandı? Kaç? Yok. 2014'te mi açıklandı? Da değil ama. Abi BVS'in fragmanı çıktığında herhalde belliydi Dwayne Johnson'ın şey olduğu. Black Adam oldu. Yok, daha sonra değil miydi ya? BVS'yi izledikten sonra tiyatro. Zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden karıştırıyor olabilirsin sen. Filme geliyor mu? Ya bence şu an DC biraz şey, ya bilmiyorum, şey gibi geliyor DC'ye. Abi keşke Dwayne Johnson demeseydik. Yani yapmasaydık bu filmi. Şu an sırf yani hakikaten Dwayne Johnson var diye. Dwayne Johnson böyle çok gaz. İşte yapıyoruz filmi abim, hazır mısınız falan diye böyle sürekli her yerde konuşuyor. Bir de yani ne anlatacaklar ki Black Adam karakteriyle ilgili? Yani Shazam'a bağlamaları gerekiyor öncelikle. Gerekiyor ama aynı zamanda kötü adam olarak yapmayacaklar. Bir antiro olarak yapacaklar. Yani antiro hero olduğu versiyonları var tabii Black Adam'ın ama. Bu arada baktım Wikia'dan da gerçekten 2014'te açıklamışlar. Değil mi? Tabii. Oha! Black Adam'ın Dwayne Johnson'la oynayacağı. Evet. 6 yıl mı olmuş? Tamam, affedersin o zaman. Ben çok hızlı geçtiği için zaman daha erken diye hatırlıyormuşum. Bence 2017 falandır ya herhalde diye düşünüyorum kendimi. Abi işte şey, bu şey teaser'ı açıklanmıştı. BVS'in teaser'ı çıkmıştı, bu ilk teaser'ı. Yani filmin ne olacağının belli olacağı Comic-Con'da falan galiba. O civarlarda çok açıklanmıştı. Çok da güzel. Çok da güzel teaser'dı. Herkes unutmuş demek ki Black Adam'ı. Çünkü yani 2014'ten beri DC o kadar çok film açıklayıp iptal etti ki. Evet. Öf. Hakikaten sırf Dwayne Johnson yüzünde o zaman. Ben yani sözümü bir daha hatırlatmak istiyorum. DC EU'yu Black Adam üzerine falan kuracaklarmış herhalde ilk başta. Ay. Yani 2014'te açıklanmış film daha yeni. Yani 2017'de bir şey demişler yani, tamam biz yapıyoruz bu filmi merak etmeyin.
Ondan sonra bir daha ses yok şimdi. Çıktı şey değil mi? Israrları enteresan geldi bana. Evet. Yani ne bekliyorlar ki bundan? Neyse. O zaman DC fandom'daki bütün film ve oyun haberlerini konuşmuş olduk. Ben bu event geleneğinin devam etmesini isterim ya. Yani illa zorunluluktan yapılacak bir şey olması yerine, yani sonuçta fiziksel olarak gidemeyen milyonlarca insan var, milyarlarca insan var belki de bu etkinliklere gidemeyen. Böyle bir alternatifin olması güzel geliyor bana. Öyle tabii ki. Ya ayrı yani aktivite yapmaktansa hani San Diego Comic Con'da en azından hani online'ı da ön plana çıkartmak yapılabilir. Ama San Diego'da çünkü böyle bir şey yapamazlar bakarsan, çünkü onun çok ayrı bir ekonomisi var. Yani orada yapılan anlaşmalar hayır, onun dışarı sızmasını el vermez. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani Comic Con'da yapıyorlar eyvallah. Yani gene 2 saat içerisinde Reddit'e düşüyor orada. Tabii. Ayrı bir şeye gösterdikleri fragman izleyici kitlesine falan. Yani ya zaten, çok bir anlamı da kalmadı. Ya zaten Comic Con'un hani bir de adından da böyle Comic Con olmasının sebebi yani çizgi roman yaratıcılarıyla tanışabilmek için. Öyle çıkmış yani zamanında zaten. Evet. Yani ama San Diego yani çok büyük bir olay olmaya başladı. San Diego How I Met Your Mother cast'i katılmıştı yani. Tabii canım şey yani böyle. ne alaka yani artık. Tabii canım hala katılınılıyor yani. Bir sürü aslında başlangıcı çizgi roman olmayan çok fazla şey. Yani bu bir fandom'a olan her şeyin temsil edildiği bir şey sonuçta. Evet, evet. Yani herhangi bir şeyin fandom'ı varsa orada temsil ediliyor. Yavaştan kapatalım o zaman. Olur. Olur. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın kesinlikle. Maske ve sosyal mesafe falan. Yani. Batman'in de tam tersini yapması çok hoş değil mi? Ha işte fazla yaklaştı diye dövüyor. İşte fazla yaklaşıyor ve sadece ağzını kapatmıyor. Yani o da bir anlamda sosyal mesafe yapmış oluyor yani. Gelen adama. Batman. Aynen dikkat fark, edelim ya. Fark, yani. Farkı mı çözme? Sosyal mesafe ve maske. Çok yaklaştı diye herif dövüyor. Ben mesela öksürüyorum biri fazla yaklaşınca. Yorum yapmıyorum. Market de çok işime yarıyor bu arada. Hemen millet kaçıyor. O zaman şey dilekleriyle kapatalım. Bundan sonraki bölümümüzü 4 ay sonra kaydederken evet, sinemaya gidebilecek en azından hale yaklaşmış oluruz umarım. İnşallah. Aman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.